XRP, Peak, Kilis ve Avax Coin Ağustos sonu fiyat tahminleri diyor. Üzerine şöyle bir konuşacağız ve genel olarak buradaki muhabbetler neymiş, ne değilmiş diye tabii genel değerlendirmelerde bulunmaya çalışıp gayret edeceğiz şeklinde ifade edebilmem mümkündür. Durum bu şekilde. Bunlardan bahsedeceğiz. Yani tabii ki şunu söylememe gerek bile yok diye düşünüyorum. Hani tutup da yani Ağustos sonunda bir fiyatlarının tutup doğru çıkmasını, şey yapmasını falan beklemeyin. Bunu da ifade edeyim yani. Bu temsili bir şeydir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. İlk olarak onu söyleyeyim. İzleyen herkes hem videoyu beğensin hem de kanala abone olsun lütfen. Bunlar önemlidir. Şimdiden teşekkür ediyorum videoyu beğenip abone olanlara. İstiyorsanız tabii ki Facebook'tan takip de edebilirsiniz. Facebook videolarından reklam çıkmıyor. Aynı zamanda ana ana paylaşımlarda da bulunabilme imkanımız da oluyor. Onu da söyleyelim yani. Facebook sayfasının linki de açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. Linke tıklarsanız zaten doğrudan sayfaya yönlendirilmiş olursunuz. Muhabbet bu şekilde. XRP, KİK vesaire diye durumdan başladık. Şu anda piyasada bir dönüm noktası var. Dolayısıyla Ağustos sonuyla Eylül başı arasında bile bunları öylesine söylüyorum. Burada bir şey olduğu için değil. Tabii ki çok fazla değişim olabilir. Faiz indirimlerinin kripto paralar gibi piyasalara nasıl etki edeceğini, edebileceğini gayet iyi biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bunu ifade etmek lazım. Tabii ki hangi olayla ve genel durumla birlikte nasıl bir hareket olacağını, yani nerede bir patlama olacağını vesaire öngörebilmek zor. Ya daha doğrusu bu pek çok varlık için böyle. Her zaman söylüyorum. Bu yüzden hep asıl amaç fiyat odaklı olmak lazım. Tabii tutup 5 senelik bir strateji için yani alım yapmak da mantıklı değil. Bu şekilde de düşünmeyin muhakkak. Fakat hiç değilse birazcık da şey olmak gerekiyor. Yani yapılan hareketi ne yapmak gerekiyor? Bilmek gerekiyor. XRP özellikle 54,5'lara yakın MA200'den gayet talep edilebilirdi. Hala öyle. Şu anki genel durumunda XRP coin oldukça açıkçası uygunluk gösteriyor. Bunu söylememizin sebebi bir, zaten o bak bir 18 Eylül'de faiz düşüyor. Yani 2024 son çeyrek ve 2025'te devam eden süreç kriptoların tamamen lehine olacak. Yani içerideki yatırımcı farkındayım ben de tabii ki. Yani büyük oranda 3-5 gün şey istiyor. Ama lan bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Yani insanın dili tutulur ya bu konudan bahsederken. Yani bildiğiniz şey insan tutulma yaşar yani, tamam mı? Adam bir şey bile diyemiyorsun. Yani giri çık yapacağım falan diyor adam. Tam giri çık o zaman. Yani tamam gir çık, ne diyeyim yani. Ya bu çok mantıklı bir şey değil işte. O yüzden bu tarz durumlara dikkat etmekte fayda var. Haberiniz olsun. Öyle gir çık deyince olmuyor. XRP coin'in potansiyeli yüksektir. Özellikle 2025 genelinde genel fiyatlamalar noktasında 10 dolara kadar da fiyatların ilerleyebileceği noktasında argümanlar vardır. Olabilir yani, mümkündür. Bu tarz fiyatlamalar doğrudur, yapabilir. Tabii ki satış anını kontrol edebilmek özellikle adına anı anına takipler de gerektirir yani. Haberiniz olsun. Onu da söylemiş olalım tekrardan. Diğerleri neydi ya? Yani Ağustos sonunda, inanın ki Ağustos sonunda söylenecek şey, Ağustos sonunda şimdikilere yakın da olabilir, çok çok yüksek de olabilir yani. Maalesef yani olaya daha geniş çaplı bakmak gerekiyor. Durum böyle. Avax'a gelecek olursak, yani Avax'ta durum mesela Ağustos sonu değerlendirdiğimizde XRP kadar şey değil. Ya büyük bir oyna, şimdi Avax maksimum ne yapar yapsa yapsa. XRP öyle bir coin ki
bir meme coin ruhu var yani şu an XRP'de. Avax'da öyle değil. Avax tabii ki bir trend oluşturur yani. Yükselir yükselir gider falan filan. Genel olarak 300 dolar, 500 dolar bu 2025'i kapsayan hani boğa sezonu için bu gibi fiyatlamalar aşırı telaffuz edilmiştir, edilmektedir. Doğrudur, mümkündür. Bu gibi fiyatlarda bulunabilir. Bu gibi genel fiyatlamalar yapabileceği noktasında genel görüşler dediğim gibi bulunmaktadır diyebiliriz. Böyle bir muhabbet söz konusudur. Velhasıl kelam. Şu anda yine ortalama hani 20 civarlarına 19,5 yine pozisyonlarına kadar vesaire bir esneme payı bırakarak talep edilebilir diye düşünüyorum. GHZ 1 dolarlar çok söylenir ama tabii ki fazlasını yapabilme ihtimali de hayli yüksektir. Onu da söyleyelim. Hani sadece bununla değil. Geçtiğimiz vakitlerde tabii ki performansı düşüktü. Bunun farkındayım. Bir anlamda XRP olan benzerliği açıkçası geç açılabilme durumlarıdır. Yani onu da söylemiş olalım. Doğrudur. Geç açılım yapabiliyor. Tam anlamıyla hareket edemeyebiliyor, zayıf kalabiliyor. Bunları çok fazla görüyoruz. Evet, doğrudur. Ama özellikle sezon genelinde iyi performans gösterme ihtimali de gayet bulunmaktadır diyerek de durumun altını çizmeyi açıkçası mantıklı buluyorum diyebilirim. Durumu budur yani şeyin, CHZ'nin. Bir diğeri ve sonuncusu Kick. Yani Metaverse'den kaynaklı olarak tabii ki Kick tokatlandı tabiri caizse. Kick de yine biraz meme coin, biraz Metaverse coin'dir. Kick günün sonunda ilerleyebilmesi özellikle 2025'te olmasını bekleriz tabii ki. Daha çok ekseri. Bunun da tabii ki yine çeşitli sebepleri var buraya yığılması. Çok ciddi çıkışlar oldu. Çünkü Metaverse'ün tamamı inovatif olarak tabii ki yeniden girişler olacaktır. Burada hiçbir problem yok. Ancak sıcak para isteği Metaverse'den ciddi çıkışlar getirdi. Kick de bu noktada boş değildir. 1,58, 1,6'ya yakın diyebileceğimiz fiyatları görmüş. Hala yüksek oranlı fiyatlamalar yapabilecekken şu anda sıcak paranın düşük olması ve güven ortamının düşük olması, yüksek enflasyon halesleri ve faizlerin yüksek kalmaya devam etmesinden kaynaklı olarak Kick fiyatları tam olarak yükselememiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.